Annelerim, hazırsınız. Yolculuk. Evet arkadaşlar, sobamız yanıyor. Burada da patateslerimizi koydum, haşlanacak burada. Şurada da makarna yapacağım kendime. Burada da çay suyumuz oluyor. Burada da Şila yatıyor arkadaşlar. Karanlık biraz gözükmüyor. Bir şey bir bakayım. Yatıyor mu kızım? Oo, sıcak sıcak rahat rahat yatıyor mis. Bir şey var, bulanmış. Urfa sana küsmüş, haberin olsun. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu anda ben tam çıkıyor muyum acaba ya? Şuradaki hizaya göre bakayım mı? Bir dakika. Tam şu Kazım Koyuncu'nun şeyi buraya geliyor kafaya. Tamam ya, çıkıyoruz herhalde. Şila da burada yatıyor. Biraz geriye gidemiyoruz da neyse. Normalde hiç video paylaşasım yok arkadaşlar. Çünkü İçerik yok, bir şey yok. Yani sürekli sohbet, sizlere bir şeyler anlatıyorum vesaire. Video paylaşmak falan da içimden gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde bir süre böyle idare edeceğiz. Bir yandan da vergi ödediğim için mecburen de videoda paylaşmam gerekiyor. Günlük. Video paylaşmayı bıraksam bu sefer vergiyi kapatmam lazım, iptal etmem lazım. O da olmaz. Çünkü videolara tam gaz devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde düşüncelerim var çünkü. Yapacağım şeyler var. Kendimize uygun bir yer bulduğumuz zaman, şimdilik bakmayın bu şekilde. Kendimize uygun bir yer bulduğumuz zaman direkten kendimize ait mini çiftliğimizi oluşturacağız. Videolara da tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Bu oluşturacağımız yerde tabii ki öyle çok fazla hayvan olmayacak ama her hayvandan az az, mesela 4-5 tane tavuk, bir tane keçi mesela, atıyorum. Tavukların yumurtasından faydalanırız. Keçinin sütünden faydalanırız. Ondan sonra iki tane olur mesela keçi. Bir erkek bir dişi olur. Onlar yavrularlar, yavaş yavaş çoğalırlar mesela. Ondan sonra bir köşede tavşanlarımız olur. Onlara bakarız, besleriz. Yani ne bileyim, güvercinlerimiz olur bir köşede. Hepsinden azar azar. Hem video konusu olacak, hem mesela birisi yavrulayacak, bir şey olacak, video çekeceğiz. Köpeklerim olsun istiyorum mesela. Çakır var, buffer var, bumper var. Onların hepsini oradan kurtaracağım arkadaşlar. Yani onları besleyeceğim yani. Cins olması önemli değil benim için çok fazla. Cins de olacak tabii, bulunduğumuz bölgeyi koruması için. Cins bir köpeğimiz de olsun istiyorum. O da Alman çoban köpeği olur veya Belçika kurdu düşünmüyorum da Alman çoban köpeği daha mantıklı. Çakır zaten bir numaralı koruma köpeği ama tabii ki yaşlı çakır. Bir tane Alman çoban köpeği olabilir zaten, barınaklar marınaklar dolu. Tabii barınaktan getirdikten sonra mesela diyelim ki bir tane köpek sahiplendik barınaktan. O köpeği barınaktan getirdikten sonra karantinada da tutmak gerekiyor yani bir ay. Süreyle 1 ay 1,5 ay, yoksa oradaki hastalığı getirir, bütün hayvanlara bulaştırır. Bir dakika abi, kapandı. Şey kapandı, flaş kapandı. Neyse dur bakayım. Neyse flaş kapandı da arkadaşlar, zaten kendi kafamın şu kısımdan aşağısı gözüküyormuş sadece. Nerede kalmıştık? Diyelim ki bir tane hayvan getirdik, o hayvanı şey yapmamız lazım. İlk önce karantinada beklememiz lazım, yoksa diğer bütün hayvanlara bulaştırır. Barınaklarda çok fena hastalık geziyor arkadaşlar. Barınaklarda gençlik hastalığı özellikle. Çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ben mesela Şile'ye çok dikkat ediyorum. Dışarıdaki farklı hayvanlarla
temas halinde olmamasını istiyorum ama tabii ki kendi şeyini de yaşamını da kısıtlamak istemiyorum. Çünkü o da hayvan da özgür sonuçta. Aşıları falan tam, her şeyi tam ama gene de aşı ne kadar tam olsa da %90, %95 koruyor. %5'lik, %10'luk kısım da bulaşabiliyor gene ne kadar aşı olsa da. Ama önemli tabii ki aşı. O yüzden dikkat etmek lazım. Dışarıdaki hayvanlarla hastalık belirtisi gösteren hayvan olur. Hiç hastalık belirtisi göstermeden hasta olan hayvan olur. Dikkat etmek lazım. Sosyal yaşantını da kısıtlamak istemiyorum. Ondan dolayı çok fazla şey yapmıyorum ama dikkat etmeye de çalışıyorum yani. Her hayvanla da, özellikle yavru hayvanlarda daha çok oluyor hastalık. Annesinden direkt yavrusuna geçmiş olabiliyor. Bir de yavru hayvanlar hastalığı kaptığı zaman taşıyamıyorlar çok fazla. Yani hastalığa bağışıklık gösteremiyorlar. Ama büyük hayvanlar biraz daha öyle değil. Bağışıklık gösterebiliyorlar yani. Vücudu bağışıklık kazanmış oluyor. Şila da büyüyor arkadaşlar. Ne kadar büyürse o kadar daha böyle dirençli, güçlü olur hastalıklara karşı. Daha iyi olur. Şila herhalde bir yaşını geçti ya. Bir yaşını geçti bayağı yani. Bayağı büyüdü Şila. Çok da akıllı. Söz dinliyor yani. Sobamız da yanıyor arkadaşlar. Birazdan yemek yapacağım. Makarna yapacağım kendime bir. Urfa sana küsmüş, haberin olsun. Şöyle sobayı göstereyim sizlere biraz. Biraz şu altı kapatsak. Yavaşlar mı şeyi? Aynen. Yanmanızı biraz daha yavaşlarsın. Daha iyi olur. Çok da fayda etmedi ya. Şey açıp kapatmak. Üstü kapatmak lazım herhalde. Yan yana geçen günler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Dediğim gibi arkadaşlar, hep sohbet, muhabbet, her gün konu bulmak, video için konu bulmak çok zor. Ama kendine ait böyle bir yaşam alanın olsa, kendine ait bir arazin olsa, ne bileyim, bir köşede bir sebzelik yaparsın, kendine sebzelerin bir köşeye meyve ağaçlarını dikmeye başlarsın. Yani sürekli bir konu olur yani. Ne bileyim, kaldırım taşı yaparsın. Kendi arazin olduğu için istediğin her şeyi yapabilirsin. Sürekli bir konu da olur yani. Video konusu da olur. Kendi yaşam alanımızı güzelleştiriyoruz diye. Ama bu şekilde mecburum yani sohbet muhabbet videosu çekmeye. Hayırlısı abi, yapacak bir şey yok. Olacak ama biraz zaman alacak sadece. Pes etmiyorum hiçbir zaman için. Biraz moralim bozuk olduğu zamanlar da oluyor. İdare edin arkadaşlar. Bakalım. Bir de bir tane türkü söylemiştim. O türkünün videosunu buraya koydum bilmiyorum. Onu başka videoya koyarım belki. Çok sevdiğim bir türküdür. Bilmiyorum, sizler de seviyorsunuz mu? Bu arada arkadaşlar, bana destek olmak istiyorsanız beğeni yaparak, videoya yorum yaparak destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum yani. Hepsini okuyorum, yorumlarınızı tek tek. Benim hayatımla ilgili yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Benim gibi yaşayanlar var mı? Hiç görmedim ben daha benim gibi yaşayan. Bir tek ben. Ne yapalım abi, hayırlısı ya. Türkünün ismi de şey, odam kireç tutmuyor. Odam kireç tutmuyor, kumunu katmayınca. Odam kireç tutmuyor, kumunu katmayınca. Sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca.
devamlı sözlerini çok bilmiyorum da. Odam kireçtir benim, yüzü güleçtir benim. Böyle miydi? Bilmiyorum tam. Neyse, umarım güzel söylemişimdir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işık da yeterli değil, kusuruma bakmayın lütfen. Şurada tepede asıl olan ışık. Işık olayını da inşallah ilerleyen dönemlerde çözeceğiz. Ya şöyle bir şey şimdi. Para olduktan sonra her şeyi halledebiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun ama para olmayınca her şey sıkıntı arkadaşlar, öyle söyleyeyim. İnşallah Allah herkese hayırlısını, hayırlı kazançlar nasip eder. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah biz de hayatımızı bir şekilde düzene sokacağız. Her şeyin hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.